22. sıradayız. 22. sırada baştan 5 tane ikili trabzan örüyorum ve bir tane artırıyorum. Aynı yere tekrar batarak artırmamı yapıyorum. Bundan sonra 8 tane ikili trabzan örüp bir tane artıracağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. 8 tane örüyorum, bir tane artırıyorum. 23. sırada da 9 tane örüp bir tane artırıyoruz. 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 bir tane artırıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3. Şimdi bu sırada ve bundan sonraki 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan öreceğiz arkadaşlar. 24. sıradayım. 24, 25, 26 ve 27. sıraları artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim 4 sıra boyunca. 4 sıra boyunca ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şimdi beyaz ipe geçeceğiz. Beyaz ipe geçmek için son ilmeğimi tamamlamadım. Şu şekilde yarım bıraktım. Şimdi beyaz ipimi kırmızı ipime bağlıyorum. Bir sıra beyaz iple öreceğiz. İlk önce geçişimizi yapalım. Bu şekilde çektim. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Batarken arkadaşlar her zaman olduğu gibi tepesine batmıyoruz. İlmeğimizin aradaki boşluğa batarak yapacağız. Buradaki renklerimizi. Bu şekilde buraya tepeye batmıyoruz. Şuraya batmıyoruz. Buradaki boşluğa batıyoruz. Bir sıra beyaz, bir sıra yeşil, tekrar bir sıra beyaz öreceğiz arkadaşlar. Bu 3 sırayı bu şekilde örelim. Yeşili de örerken yine tepeye batmıyoruz. Araya batıyoruz. Yeşilden sonra tekrar bir sıra beyaz öreceğiz. Bu 3 sırayı örelim, gelelim. Evet, 3 sıra beyaz ve yeşil renklerimizi ördüm. Şimdi bir sırada kırmızı örüyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Daha sonra kenarına beyaz kadife iplikle ters sık iğne yapacağız. Şimdi bu kırmızı ile olan sıramızı yapalım. Bu sıramızı da yine tepesine değil boşluğa batarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Evet, bitirdim ben. Arkasından ipleri de sakladım. Şimdi kenarının ters sık iğnesini yapacağım arkadaşlar. Bunu zaten göstermiştim. Hepiniz biliyorsunuz. Bir kez daha tekrarlayayım. Bir zincir çekiyoruz. İlk battığımızda hemen dibindeki sık iğneye batıyorum. Tığımı ipin üstünden doğru batıp çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane sık iğne atlayarak ikinciye batıyorum. Bunu aslında normali her sık iğneye batmaktır arkadaşlar. Bu arada bu ip çok kalın olduğu için çok yığılma oluyor ve genişletiyor. O yüzden bir tane atlayarak yapıyorum. İpimi, zincirimi şöyle çekiyorum yukarı doğru. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane sık iğne atlıyorum.
İkinciye batıyorum. Şu şekilde zincirimi yukarı çekiyorum. Böyle tamamlayalım bu sırayı arkadaşlar. Peki bitişini de göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane daha yapmam gerekiyor aslında. Fakat ip çok kalın olduğu için ben yapmıyorum. Ve burada başlangıç noktamdaki iple bu bitirdiğim ipi bu şekilde bağlayarak burayı tamamlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ipi de buradan ilk başlangıç noktasından tığımı takıp ipi çekiyorum. Bakın bu şekilde tamamlanmış oldu. Hiç burada yığılma olmadı. Çok güzel bir bitiş oldu. Şimdi arkadan iplerini de saklayayım. Pomponumuzu yapalım. Onun kenarlarını kestim, hazırladım arkadaşlar. Şimdi tepesine takalım şapkamızın. Şuradan şöyle. Burası dar olduğu için tersini çevirip takamıyorum. O yüzden şöyle bir şey deneyeceğim. Bakın şöyle taktım. Bu taraftan da tam karşısından da yine bu şekilde. Bu ipi de buradan geçiriyorum. Ve bağlıyorum. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Ve bu ipleri bir kere daha atayım buraya düğüm. Evet. Şimdi bu ipleri de buradan içine çekeceğim ve saklayacağım arkadaşlar. Evet. Şapkamızın pomponu da bitti arkadaşlar. Şimdi kafayı gövdeye dikelim.